ETV Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Ben Özlem Uncu. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, geçtiğimiz ay Şehzadeler Park projesiyle Türkiye'de yılın belediye başkanı seçilen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek tebrik etti. Biz böyle bir gelenek başlatmak istiyoruz. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, geçtiğimiz ay merkezi Kayseri'de bulunan Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nin Türkiye çapında düzenlediği yılın belediye başkanları anketinde Şehzadeler Park projesiyle yılın belediye başkanı seçilen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Taha Okan Taniş ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Böyle bir gelenek başlatmak istiyorum. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye çapında düzenlenen bir ankette Şehzadeler Belediyesi'nin adının duyulmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Marifet iltifata tabidir. Bizim şehrimizde herhangi birisi, herhangi bir partili, herhangi bir bürokrat, herhangi bir sporcu, herhangi bir vatandaş nerede bir ödül alıp başarılı oluyorsa, matematikte, siyasette, kültürde, sanatta, tiyatroda, hangi alanda olursa olsun bu başarıyla biz gurur duyuyoruz. Çünkü Manisa'mız gündeme geliyor. Manisalılar gündeme geliyor. Bugün de Ömer Faruk Çelik Beyefendi seçildiği günden itibaren Manisa'yı arkadaşlarıyla birlikte, teşkilatıyla, yöneticileriyle, bütün belediye çalışanlarıyla birlikte güzel işler yaptı. Onu taçlandırmış olduk ve Anadolu Belediyeler Dergisi'ne de çok teşekkür ediyorum. Görmüşler, yakını görmek önemli değil, uzağı görmek önemli. Kayseri'den burayı gördükleri için de onların gözlerini de tebrik ediyorum. Başarısı başarımız, sevinci sevincimiz. Kayseri'de Manisa Şehzadeler adının yaşatılmış olması da sanki bizim adımız yaşanmış gibi sevindik orada. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler projesinin ülke çapında ödül almasının gurur verici olduğunu söyledi. Yaptığımız Şehzadeler Park projesi Türkiye'de de ses getirdi. Büyük bir proje, önemli bir proje. Manisa'da birçok ilkleri gerçekleştirdiğimiz bir projemiz. Bu noktada bir ödül almak bizleri mutlu etmiştir. Ama bu ödül şahsımın değil, Şehzadeler ailesinindir. Şehzadeler halkına aittir. Bu ödül bizlere destek verenlere aittir. İnşallah bundan sonra da biz durdurak bilmeden güzel, temiz bir belediyecilik örneğini ortaya koyabilmek için çaba ve gayret sarf etmeye devam edeceğiz. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in önemli projeleri imza attığının altını çizdi. Gerçekten 30 Mart yerel seçimleriyle birlikte çok kıymetli belediye başkanımızla hakikaten uzunca bir süredir birlikte çalışıyoruz, yakın mesai arkadaşlığı yapıyoruz. Kıymetli Belediye Başkanım 30 Mart'ta vermiş olduğu her sözü birbiri yerine getiriyor. Biz de teşkilat olarak zaten kendisinin çok başarılı bir belediye başkanı olduğunu biliyorduk. Ama hakikaten bunun taçlanması da bizler açısından büyük bir onur ve gurur vermiştir. Biz de teşkilat olarak, belki her teşkilatın bir belediyesi olabilir ama Türkiye'nin en büyük, en başarılı bir belediye başkanına çalışma şerifine erdiğimiz için de kendimizi gururla atlediyoruz. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ziyaret esnasında Başkan Çelik'e kitap hediye ederek başarılarının devamını diledi. Bir böyle bir gelenek başlatmak istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehir içi trafiğini rahatlatacak olan Öğretmenevi kavşağını yerinde inceledi sevgili seyirciler. Son durum hakkında bilgi alan Ergün, kavşağın en kısa sürede açılacağını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin güvenli sürüş ve trafik akışını rahatlayabilmesi amacıyla yaptığı Öğretmenevi kavşağında çalışmalar bitmek üzere. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kavşaktaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ergün, bütün şartların uygun olduğu takdirde son kat sıcak asfaltlamadan sonra yolun açılacağını belirtti. Gördüğünüz üzere bütün ekiplerimizden beraber kent estetiği noktasında artık çalışmalarımızı önümüzdeki hafta ortası sonuna doğru tamamlamayı planlıyoruz. Bütün çalışmalar, yağmurlama sistemleri, toprak serimleri, aydınlatma çalışmaları gibi çalışmalar bittikten sonra inşallah önümüzdeki hafta ortasından sonra koyduğumuz hedef, havalar eğer yağışa müsait olduğu takdirde, yağmur yağmadığı takdirde
son kat sıcak asfalt atımlarında inşallah tamamlama noktasında olacağız. Yani bir hafta 10 günlük bir çalışma içerisinde. Tabii ki biliyorsunuz öğretmen evinin ön tarafında mahkemesi devam eden bir bahçe konumuz var. Geçtiğimiz ayın 4'ünde mahkeme bilirkişi ile ilgili vermiş olduğu kararı ayın 15'indeki mahkeme bıraktı. 15'inde mahkeme kararı da netleştiği takdirde öğretmenin evinin önündeki o alanında açılarak bu mevcut öğretmen evi adını koyduğumuz mevcut projemiz, kavşağımız inşallah artık hayırlısıyla açılma noktasına yaklaşmış olacak. Manisa'nın spor alanı ihtiyacını gidermek için önemli çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, zaman içerisinde yıpranan Tevfik Lav spor tesislerini yıkarak yerine modern bir tesis kazandırıyor sevgili seyirciler. Mevcut alanda yürütülen çalışmaları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, futbol sahası, tenis kortu, spor salonu, tribün ve yatakhane gibi birçok alanla tesisin önemli bir eksiğini gidereceğini belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Tevfik Lav Spor Tesisi'nde yapımına başladığı inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu eşlik etti. 6 metre mesafede firmanın var. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Ergün, zaman içerisinde yıpranan Tevfik Lav spor tesisini yıkarak yerine modern bir spor tesisi kazandırdıklarına dikkat çekti. Kentteki sportif alanların arttırılması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaklaşık 3675 metrekare alana sahip olan inşaat alanına bir futbol sahası, 3 tenis kortu, tribünle spor salonu ve yatakhane yapılacağını söyledi. Ergün, 562 koltuk kapasiteli tribünde antrenör, hakem, sağlık, masaj, soyunma ve toplantı odalarıyla malzeme deposu gibi tüm detayların düşünüldüğünü belirtti. Manisa'da berber ve kuaförler küçük yaşta çocuk evliliklerinin önüne geçebilmek için 18 yaşından küçük kız ve erkeklere gelin başı ve damat tıraşı hizmeti vermeyecek sevgili seyirciler. Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'yla Manisa Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğiyle hazırlanan projede küçük yaşta evliliklerin önüne geçebilmek için hedef belirliyorlar. Manisa'da 596 üye iş yeri bulunan Berberler ve Kuaförler Odası ile Manisa Barosu işbirliğinde çocuk gelin ve damatların önüne geçebilmek için hazırlanan bu iş yerinde 18 yaşından küçüklere gelin başı ve damat tıraşı yapılmaz projesi hayata geçti. Proje kapsamında odaya kayıtlı berber ve kuaförlere asılacak afişlerle hem toplumda bir algı oluşturulmaya çalışılacak hem de çocuk gelin ve damatların önüne geçilmesi sağlanacak. Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gözde Pasin, Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nda düzenlenen basın açıklamasıyla kamuoyuna tanıtılan proje hakkında bilgi verdi. Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesi ve iç hukukumuzdaki düzenlemelere göre 18 yaşını tamamlamamış herkes çocuktur. Yasalardaki birkaç istisna haricinde herkes 18 yaşını doldurmakla reşit olmaktadır. Türkiye'nin pek çok bölgesinde olduğu gibi şehrimizde de reşit olmayan çocukların evliliklerine rastlanılmaktadır. Bugün burada Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Manisa Berberler Odası ve Kuaförler Odası işbirliğiyle 18 yaşından küçük çocukların kuaförlerde gelin başı ve damat tıraşı yapılmaması için bir akımın öncüsü oluyoruz. Çocuklarımızın istismarına dur demek için yasal zemin düzeninde buluşabilmek adına tüm berberler ve kuaförleri 18 yaş altı çocuklara gelin başı ve damat tıraşı yapmamaları için çağrıda bulunuyoruz. Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu da çocuk gelinlere her zaman karşı çıktıklarını ve aile kuramayacaklarını ifade ederek böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. 18 yaşından küçük olan damat tıraşı ve gelin başları yapmamak için karşı olduğumuzu beyan ediyoruz ve bu şekilde bütün kuaförlerimize asacağız.
bütün kooperatifleri bastığımız gibi talimatı mesajımızı atacağız ve yapılmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 18 yaşından küçük olanların bu gelin olamayacağını ve damat olamayacağını ve geçimlerini sağlayamayacaklarını ve bu şekilde olduklarını beyan ediyorlar. Manisa Barosu Başkanı Avukat Ali Arslan, algıda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Zaten 18 yaşın altında evlenmek mümkün değil. 16 yaşını doldurmayanlar hiçbir şekilde evlenemez. 17 yaşını dolduranlar da ancak velisinin ya da vasisinin izniyle evlenebilirler. Son zamanlarda toplumda yasanın önüne geçen bir algı yaratılmaya çalışıldı. Biz de bu algıda farkındalık yaratmak amacıyla Manisa Berberler ve Kuaförler Odası ile birlikte Manisa'mızda bu kampanyayı başlattık. Kamuoyunda, halkın nezdinde kuaförlerimiz ve berberlerimiz bu afişlerimizi kendi camlarına asarak bir farkındalık yaratmak, olayın vehametini ortaya koymak ve bu konuda yaratılmaya çalışılan 18 yaşın altında evlenmelerin uygun olduğuna dair yaratılmak istenen algıyı da yok etmek amacıyla bu faaliyetimizi başlattık. Manisa'nın Gövdesi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, üç kişi öldü sevgili seyirciler. İki kişi de ağır yaralandı. Kaza saat 17 sıralarında Gövdesi Kızıldam Köprüsü düzlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gövdesi istikametine giden Ahmet Şeyh idaresindeki araç karşı yönden gelen Mehmet Kaya idaresindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet aracıyla çarpıştı. Çarpışma sonrasında özel araç içerisinde bulunan Ahmet Ş, kayınvalidesi Elveda K, 3 yaşındaki çocuğu E.Ş olay yerinde hayatını kaybederken Emine Ş ve diğer araçtaki Mehmet K yaralandı. Yaralılara olay yerinde 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yol daha sonra kontrollü olarak açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise kantinini son 1,5 yıl içerisinde 6. kez soymaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Turgutlu ilçesinde eğitim veren Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kantinine 1,5 yıl içinde 6. kez hırsız girdi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken kameraları takibe alan polis hırsızlık olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 6 Ocak Cumartesi günü iki genç şahıs okul duvarından içeri girerek bahçede bulunan kantine doğru yol aldıkları görülüyor. Hırsızlığa teşebbüs eden şahıslardan biri güvenlik kamerasının birini kırarak yönünü değiştirirken diğeri de kantin kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Kantinin camı ve pencerelerini zorlayan şahıslar içeri giremezken kantin işletmecisi Nazmi Baş Yılmaz güvenlik görüntülerini emniyet güçleriyle paylaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında iki iş yeriyle 5 araç küle döndü. Yangın, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre solucan gübresi üreten bir iş yeriyle yanındaki galeride sabah saatlerinde çıkış nedeni belli olmayan sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken her iki iş yerinde de maddi hasar oluştu. Galeride bulunan 5 araç ise yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 40 bin nüfusu yerleşim yerine neden karakol binası yapılamıyor başlıklı haberimizin ardından Nurlupınar Mahallesi Muhtarı Süleyman Seven konuyla ilgili açıklamada bulundu. Muhtar Seven yapılan görüşmeler sonucunda alınan son kararda arsanın imar sorununun olduğunu ve bunun Ocak ayındaki meclis görüşmesinde netleşeceğini söyledi.
Nurlu Pınar, Akpınar, Adnan Menderes, Turgut Özal, Hacı Adiller, Çobanista mahallelerindeki toplam 40 bin nüfusu ilgilendiren karakol binası bu bölgeye yapıldığı takdirde bölgenin asayiş sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak. Bundan aylar önce karakol binası sorununu gündeme getirdiğini belirten Nurlu Pınar Mahalle Muhtarı Süleyman Seven konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu. İstimlak olan, burada daha önce kiracımız vardı. Kiracıyı çıkarttık. Milli Emniyat'ın yeri burası. Karakola bırakıldı. Karakol yerine yıllardan beri hep kiracı vardı. Milli Emniyat üzerinde onu çıkarttık. Ve belediyeden öneri sunduk. Ya bize burayı karakol yapalım ya da belediyeye tahsis edin ki buraya çok amaçlı bir salon yapalım veya bir şeyler yapalım. Burası boş durmasın. Kendini şu anda gördüğünüz gibi vatandaşlar otopark olarak kullanıyor. Değişik amaçla kullanılıyor burası. Bizim görüşmeler sonucunda burayı bölgemizde imar çalışması olduğu için bölgemize karakol yeri yapılamayacağını söylediler en son görüşmemizde. Bunun örnekleri var. Örneğin Barbaros Karakolu. 1600 değil, belki 500 metrekare üzerinde oturmuş bir karakolumuz var. Bizim bölgemizin şurada karakola ihtiyacı var. 35 bin nüfusa sahip bir bölgemiz bizim. Hı hı. 35 bin nüfusa bölgemize karakol istemek bence yanlış bir şey değil. Arsası olan bir yer. Bahanelerle bu karakol yeri yapılmıyor. En son bahanemiz de imar bahanesi. Hı hı. İmar bekliyoruz. İmardan sonra yere gelen yapılacak. Bizim en son görüştüğümüz vali beyle yaptığımız toplantılarda yılbaşından imar çözülecek denildi bize. Ama ayrı bizimle ilgili bir toplantı yapılıp bize bir bilgilendirme yapılmadı. Hı hı. Sadece bizim görüştüğümüz Vali Bey, Belediye Başkanı Cengiz Erdin'le görüşmüş. Yılbaşına kadar yetiştireceğiz. Bu bölgemizin sıkıntısını gidereceğiz. Bölgemiz genişliyor, nüfus çoğalıyor. Aynı zamanda şehir hastanesi bu yıl sonunda, yani ay sonunda açılacak. Burada olacak olan olaylar, en yakın karakol olan 75. yıl mühendisi. Yani bu da Yunus Emre'de. Oradan buraya gelinceye kadar en az yarım saat geçiyor trafikten dolayı. Burayı niye etkin hale getirmeyelim? Hastanemize müdahale eden, mahallemizdeki sıkıntılarla bunların hepsini bu fırsat değerlendirelim. Manisa'nın Yunus Emre ilçesine bağlı Şamar Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Kara, mahalle halkıyla birlikte örnek bir davranışa imza attı sevgili seyirciler. Muhtar Kara, mahallesinde 20 yıldır kapalı olan okul binasını ve lojmanlarını boyattı, kapılarını, pencerelerini değiştirdi. Okula zarar verilmemesi için de çelik kapı dahi taktırdı. Okulumuzun lojmanı. Yunta bölgesinde şirin yerleşim alanlarından birisi olan Şamar, hane ve nüfus bakımından küçük bir mahalle. Mahalledeki okul, öğrenci azlığı nedeniyle yaklaşık 20 yıldır eğitim öğretime kapalı. Köyün ortasında bulunan eğitim öğretim yuvasına zarar verilmemesi için okul bahçesi duvarlarla çevrildi. Okul binası, derslikler ve öğretmenler için yapılan lojman bugüne kadar mahalle muhtarı Mehmet Kara'nın ve mahalle halkının yardım ve destekleriyle örnek bina halinde tutuluyor. 20 yıldır kapalı olan okul binası ve lojmanları boyatıldı, kapıları, pencereleri değiştirildi, okula zarar verilmemesi için çelik kapı dahi taktırıldı. Buranın bakımlarını yapıyoruz. Boya badana, kapısını değiştirdik, tamiratlarını. Burayı biz kendi malımız gibi koruyoruz, kolluyoruz, bakımını yaptırıyoruz. Öğrenci sayısı az olduğundan taşımalı var. Burada Şamar, Sarınoslar, Beydere, Üçköy, Yağcılar'a 8 yıllığa gidiyor. Burası okulumuzun sınıfı. Boya badana ve pencerelerini değiştirdim. Kapısını değiştirdim. Tadilatları yapıldı. Şu anda hiç bakıma ihtiyacı yok. Şimdi bu okulumuz tabii ki devletimizin çok büyük katkılarıyla yapılıyor yani. Biz bunları sahip çıkmamız gerekiyor. Diğer köylü vatan muhtar arkadaşlarım da böyle bir bakıma ihtiyacı olan, muhtaç olan okullarımızın da bakmalarını öneriyorum yani. Ben bunun badanasını, boyasını, kapısını, efendim pencerelerini pimapen yaptırdım. Şu anda hiç başka bir bakıma ihtiyacı yok yani. Görüyor musun? O kapalı olan okulları da benim gibi böyle bakımla yapmalarını arkadaşlarımdan rica ediyorum. Yunus Emre Belediyesi'nin bünyesinde açtığı hanım lokalleri ve meslek edinme kurslarından 2017 yılında yaklaşık 9 bin hanım yararlandı. Yunus Emre Belediyesi hanımlara açtığı kurslarla hem yeni hobiler edinmesini sağlıyor hem de ev ekonomilerine katkı sunmasına imkan tanıyor. İlçede açılan 8 hanım lokali ve meslek edinme kursunda iğne oyası, kurdele nakışı, el örgüsü, ahşap boyama, mis sabun, ebru sanatı,
keçe sanatı, dikiş, tesip, yapma çiçek yapımı, takı tasarımı, bilgisayar, İngilizce, diksiyon, işaret dili, kuaförlük, güzellik uzmanı, Arapça, fotoğrafçılık, grafik tasarım, Kur'an-ı Kerim, aile eğitimi, satranç, resim, yaratıcı drama, okuma ve yazma iletişim becerileri, Osmanlıca, fitness, pilates, yüzme ve zumba kursu veriyor. Talebe göre kurs açılırken 2017 yılında 8890 hanım kurslardan faydalandı. Kurslara olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, hanım rokali sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Hanım lokallerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar hanım lokallerine giderek veya 444-6209 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi sahibi olabilirler. Bültenimize spor başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili seyirciler. Grand Medical Manisa Spor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 2017-2018 sezonu 2. yarı hazırlıkları kapsamında Tarık Almış Spor Tesislerinde U21 takımıyla oynadığı antrenman maçından 7-1 galip ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ekiplerinden Grand Medical Manisa Spor Lig'in 2. yarısına Tarık Almış Spor Tesislerinde hazırlanıyor. Hazırlık kapsamında Grand Medical Manisa Spor dün U21 takımıyla hazırlık karşılaşması yaptı ve sahadan 7-1 galip ayrıldı. Karşılaşmada Uğur Pamuk sağ dizinde yaşadığı ağrı nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalırken, karşılaşmayı Grand Medical Manisa Spor Kulüp Başkanı Abdullah Mergen, ikinci başkan Hakkı Övünç, yönetim kurulu üyeleri Seyitan Akar, Yaşar Yelken ve iş adamı İbrahim Karabatak da izledi. Grand Medical Manisa Spor'da izinden dönen Excel Mie takımla birlikte çalışmalara başladı. Bugünü izinde olarak geçiren Manisa Spor yarın gerçekleştireceği antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Levent Devrim, takımın devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor kamp dönemini sıkı bir antrenman programı ve maçlarla sürdürüyor. Teknik direktör Levent Devrim nezaretinde gerçekleşen idmanlarda her geçen gün tempo artarken yapılan hazırlık maçlarıyla da takım kurgusu oluşturulmaya çalışılıyor. Evet, yani ayın ikisi salı günü itibariyle kampımız başladı. O günden bu yana günde çıtmanla çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun bir kamp dönemi yaşıyoruz. Arkadaşlarımızla genelde sabahları fizik, öğleden sonra da genelde teknik taktik ağırlıklı antrenmanlar yaptırıyoruz. Dün de bir hazırlık maçı oynadık. Bütün arkadaşlarımızı görme fırsatı bulduk. Yani dün gördüğümüz görüntüde kaldığımız yerden devam ettiğimiz bir görüntüsü var. Oyuncularımızın isteklerinden, arzularından, coşkularından memnunuz. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi bu kampı sakatsız bir şekilde atlatmak. Şükür şu anda çok önemli bir sorunumuz yok o anlamda. İyi çalışıyoruz dediğim gibi. Haftaya ayın 12'si Cuma gününe kadar burada çalışacağız. Bir yoğun kamp dönemi bizi bekliyor. Bir iki hazırlık maçı daha oynayacağız pazartesi ve perşembe günü. Ve ligin ilk maçı olan Yavru maçına da en hazır hale geleceğimize inanıyorum. Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A grubunda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor sezonun 15. haftasında konuğu olacağı Gez Grup Maltepe Yalıspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun ikinci yarısına Alaşehir Belediyespor galibiyetiyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Gez Grup Maltepe Yalıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeşil beyazlı sporcular baş antrenör Burhan Şahik Can Bolat yönetiminde müsabakanın oynanacağı 50. yıl spor salonunda bir antrenman gerçekleştirdi. Gez Grup Maltepe Yalı maçını kayıpsız atlatmayı hedeflediklerini belirten baş antrenör Burhan Şahik Can Bolat, sezonun ikinci yarısına güzel bir galibiyetle başladık. Takım olarak Gez Grup Maltepe Yalı maçına hazırız.
Bu maçı da kayıpsız atlatarak Manisa'ya galibiyete döneceğimize inanıyoruz dedi. Ana haber bülteninin bu akşamda sonuna geldik sevgili seyirciler. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın efendim. İyi haftalar diliyorum.